Sosyalistler bazı şeyleri bilmez. Yani nasıl çalıp çırpılacağını bilmeyiz. Nasıl rüşvet alınacağını bilmeyiz. Ha nasıl aldıklarını biliriz ama biz ona yeltenmeyiz, biz onu beceremeyiz. Bizim üzerimizde garip durur. Biz 3-5 müteahhitin çıkarına imar düzenlemesi yapmayı bilmeyiz. Biz kamu kaynaklarının yine 3-5 para babası için çarçur edilmesi, onlara aktarılması nasıl oluyor bunu da bilmeyiz. Ha, bizim bildiğimiz bir şey vardır, o da kaynaklarımızı, yani bu halkın vergileriyle oluşturulmuş kaynakları, bu doğal zenginlikleri yine halkın çıkarı için kullanmayı, bunun için beraber yönetebilmeyi, bunun için beraber çalışabilmeyi çok iyi biliriz. Sosyalist belediye şu açıdan çok zor. Evet, kapitalist bir düzende yaşıyoruz. Bu kapitalist düzenin kendi içinde çeşitli kuralları var. Örneğin sadece Kadıköy üzerinden ya da sadece herhangi bir ilçe ya da il belediyesi üzerinden çözemeyeceğimiz bazı sorunlar olduğunu çok farkındayız. O yüzden toplum olarak, halk olarak hep beraber siyasi mücadelenin bir parçası olmamız gerekiyor. İktidara karşı siyasi mücadelenin bir parçası olmamız gerekiyor. Ama bu yine de inisiyatif almayacağımız, irademizi ortaya koymayacağımız, hep beraber çalışmayacağımız anlamına gelmiyor. Sosyalistler nasıl belediye yönetir? Şöyle yönetir. Bir kere halka örgütlü kılarak, beraber onların isteklerini dinleyerek, beraber uzmanları, işin uzmanlarını, akademisyenlerini, bilim insanlarını, emekçileri, yaşanan sorunun doğrudan muhataplarını çözümünde bir parçası haline getirerek sosyalistler belediye yönetebilir. Ve biz zaten buna talibiz. Göreceksiniz Kadıköy, Türkiye'nin aklı olan, Türkiye'de sanatın, kültürün, yazılımın merkezi olan bir ilçe olarak Kadıköy'de çok büyük bir birikim var. Alanlarında uzman insanlar ve çok önemli bir potansiyel var. İşte bu potansiyelin açığa çıkması, bu potansiyelin ben buradayım demesi sadece Kadıköy açısından değil, hem İstanbul hem Türkiye açısından çok önemli bir örnek teşkil edecek. Burada bir şey daha önemsiyoruz. Şundan rahatsızız. Halk hizmet bağımlısı kılındı ve bir müşteri haline getirildi. Bizim belediyecilik anlayışımızın en önemli yanlarından bir tanesi şu olacak. Biz hizmet bağımlılığı ve yurttaşı, vatandaşı bir müşteri haline döndüren bu düzeni değiştirmek istiyoruz. O yüzden ne yapacaksak beraber yapacağız. O yüzden yeni bir yurttaşlık bilinci yerleştireceğiz ve Kadıköy'ü halkla birlikte, halk için, halk yararına yöneteceğiz.